tavuk kokoreç, 500 gram kuşbaşı tavuk buteti, 5-6 adet lavaş, 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 3 adet domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon. Cacığı için 2 adet salatalık, 5-6 dal taze nane, yarım demet dereotu, 2 su bardağı süzme yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı pul biber. Şimdi bol malzememiz var. Bir yerden başlayacağız. Başlayalım. Nereden başlayalım? Önce yağı vereyim. Yağı tamam. Koyalım. Önce tavuklarımı soteleyeceğiz biraz. Evet. Şimdi ilk başta da programın başında da söylemiştik ya, büyük parçalıyorduk, onları küçültüyorduk. Aha. Bu sefer burada daha böyle küçük. Hani ha, nohut şeyi gibi. Evet evet. Tavuk kullandım ama tavuk göğsü etiyle de yapabiliriz orada. Hı hı. Tercihe kalmış. Şöyle ekliyorum. Şimdi bunlar güzelce pişsinler. Kokoreç olayı zaten biraz böyle hani minik minik bir evet, evet, oranlı. Küçük, şimdi bir de bol baharatlı olması galiba değil mi? Biraz evet. Oradan da geliyor. Son bir işlemi de böyle bir şey yapacağız. Bir pişsin. Ha, böyle böyle yapacağız mı? Aynen aynen yapacağız. Onu böyle yapacağız. Bu sırada biz diğer malzemelerimizi doğrayalım. Biberlerimi alayım, bir çağımı alayım. Baş başına bir yemek olur bu da. Yanına bir ayran evet. Tarzı. Yani öğlen yemeği için de çok güzel bir tarif. Hafta sonu, pazar günü öğlen evdesine. Kesinlikle. Böyle bir şeyle hani böyle aileyi güzel doyurabilirsiniz aslında. Erken yemek yedik. Karnımız hani böyle geceye karşı ay, kıyılır ya. Değil mi? Saat 7'de yemek yiyince yani. Gece 10'da 10.30'da bir acıkıyor. Yani tam öyle bir yemek bu. Tırım tırım ararsın yani dolapta ne var ne yok. Evet. Aramaz mıyım? Bilmez miyim? Geliyorum. Acı biberler. Şöyle. Olabildiğince küçük doğradık biberleri de. Hatta sarımsaklarla aynen. Hiç zorlamaya gerek yok. Şöyle atalım. Bir soğan sürü. Koymadık. Soğan yok. Bunda soğan yok. Ne yapalım? Devam mı? Devam. Bekleyelim biraz daha. Biraz daha bekleyelim biraz ondan sonra. Tamam. Ben onları ekledim zaten. Abi. Bu sırada bir de cacık yapacağız. Evet doğru. Cacığımızın malzemelerine şöyle bir gidelim. Şunun içinde yapabiliriz. Aynen. Kesiyor musun, rendeliyor musun? Her ikisini de yapıyorum aslında. Hmm. Ben böyle doğranmış daha çok seviyorum salatalığı. Küçük. Doğradığım renk zaman daha böyle. Sanki sulandırıyor cacığı. Cacığı da böyle şimdilerde daha çok böyle daha koyu, daha kıvamlı, evet, daha katı sevmeye yoğurt. Başladım. Evet. Daha güzel olur. Salçayı vereyim şöyle. Ekleyeyim mi salçayı? Aynen ekleyebiliriz. Bu kadar yetecek herhalde. Yeter. Şöyle. Domatesler de geldi. Bugün ocak başı bana kaldı çevirme kısmı. Doğrama kısmı evet. Sende. Ben şimdi salatalıklarımı başlıyorum. Baharatlarını en son ekleyeceğiz. Bir de nane ve kimyon da koyacağız. Aynen. Yani bol baharatlı olacak. Bol baharatlı biraz oluyor ama hani kokoreçin de zaten özelliği o. Değil mi? Şuradan iki salçamızı karıştıracaktık. Biraz da şundan ekleyeceğiz. Onu oraya atmışız. Unutmuşuz onu evet. Orada. İçine nane ve dereotu mu ekleyeceksin? Dereotu, evet ekleyeceğim. Cacığa. Hatta bazen yapışır. Böyle limon sıkıyorum. Sıvı yağ biraz mi? Evet döküyorum. Çok ben güzel oluyor. Ben de yağ koyuyorum. Biraz karabiber. Biber sumaklı. Aynen ama. Aynen o tarz. Limon. Mesela limon hiç duymadım cacıkta limon ya. Limon da koyuyorum. Çok güzel oluyor. Cacığın içine limon. Değişik. Ederim. Yana baharatlarını atayım mı ben? Olur. Baharat işi sende. Tuz aynen. Koyuyorum. Salça koyduğunuz için çok koymayayım. Karabiber ekleyelim. Kekik vardı, kimyon. Kekiğimiz vardı. Nane demiştik. Bir de pul biber. Evet, kimyon da vardı. Ha, bir de kimyon var. Oh, çok güzel oldu ya kokular. Ya işin özü baharat kısmında zaten orası. Kimyon da sanırım şuydu bakayım. Bu değildi. Sarımsak. Şeydir rengi. Karıştı bir sürü vardı. Bu.
Ay çok evet. Güzel koktu. İşin rengi şimdi değişecek karıştırınca. Kokular birbirine karıştı zaten orada. Evet. Baharat da çok böyle cimri davranmamak lazım bence bu yemekte. Böyle rengi, kıvamı, kokusu her şey değişiyor. Kapatalım mı? Oldu kapatalım. Mu? Değil mi? Güzel oldu. Evet. Böyle hafif soslu gibi de oldu. Hı-hı. Çok güzel gözüküyor. Oh. Bugün tavuktan yana şansımız güzel. Güzel tarifler yaptık. Ben şu kaşık alayım. Ondan sonra yoğurdan İçine ekleyeyim. İçine ekleyeyim mi? Olur. Dereotun ve taze naneyi de ekledik. Hı-hı. Tuzunu falan da şey yapalım. Tuz, gene tuz atacağız. Burası ile işimiz bitti. Aynen. Bunları artık arkaya alacağım. Biraz da su ekliyorsun. Hı hı. Çünkü koyu yapacaksın yoğurt. Değil mi? Evet, biraz koyu. Ama süzme yoğurt daha diğer yoğurda göre daha kıvamlı olduğu için süzme yoğurtta böyle bir tık şey kullanıyorum. Su kullanıyorum. Ay çok güzel oldu. Evet. Şimdi. Şimdi bir gelelim. Kesme tahtası. Kesme tahtası, temiz bir kesme tahtası verelim. Bir tane o büyük bir bıçak. Şimdi olur mu? Şimdi ne yapacaksın? Bir dürüme mi keseceksin? Bir bıçak vardı ya. Ay ben onu demin kullanmam ama dur verebilirim hemen. Ah. Acıkmayanını acıktıran yemekler yaptık bugün gerçekten. Ya dilersek içine böyle yeşil soğan. Ay taze soğan da çok güzel soğan. Kaşıyor, değil mi? O da güzel olur. Son an altını kapatırken koyunca güzel bir yeşillik verebilir. Ekstra Mardanoz. Domates istersek o da olur. Bence bu pazar günü arkadaşlarla, aileyle evde yenilebilecek aynen. Güzel bir öğle yemeği ya da geç kahvaltı yaptıysanız akşam yemeği aynen. Gibi de olabilir. Ay gel beni yedin o. Bugünkü yemekler bittirdi beni. Bir de pratik biraz da böyle fast food'umsu şeyler yaptık ya o da hoşuma gitti. Bazen hani her zaman da böyle ağır yöresel yemek değil. Aynen. Bazen de canınız böyle şeyler çekiyor. Pratik çabuk böyle ama hazırlanıp. Ama evde yaptık kendimiz yaptık. Dolayısıyla elemeyi hiçbir gözün sıkıntısı doğru. Yok. Aynen. Güzel oldu. Hı hı.